Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Kanalımdaki ilk soru cevap videoma hoş geldiniz. Hakkımda merak ettiğiniz tüm soruları Kore'den cevaplayacağım. Kaç yaşındasın? 27 Temmuz 1995 doğumluyum. Bugün 28 yaşına girdim. Hangi şehirde doğdun, büyüdün, yaşıyorsun? Manisa'da doğdum, Bandırma'da büyüdüm. Şimdi ise İstanbul'da yaşıyorum. YouTube'a başlamak nasıl aklına geldi? Aslında YouTube'a başlamak gibi bir düşüncem yoktu. Herkesin bildiği gibi Ruhi Çenet abim oluyor. Ve onunla birlikte üniversite hayatımda hep ona yardımcı oluyordum. Kamerayı onun için öğrenmiştim. Araştırma yapıyordum, metin yazıyordum ve daha birçok şey yapıyordum. Daha sonra birlikte çalışmaya devam ederken bana da bir kanal açmaya karar verdik. Bu şekilde de YouTube'a başlamış oldum. Neden ülkeleri araştırıyorsun? İçeriklerini nasıl belirledin? İçinde yaşadığım dünyayı merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Bunları araştırıp sizlere anlatmak da bana keyif veriyor. Gezmeyi, gezdikçe öğrenmek ya da araştırmak, o insanlarla etkileşime girmek, farklı kültürleri deneyimlemek, bunlar hoşuma giden şeyler arasında. Bir videonun hazırlık aşamaları neler? Hangi ülkeyi anlatacağına nasıl karar veriyorsun? Hangi ülke benim dikkatimi çekiyor? Sizlere neleri anlatmak isterim? Ya da sizler neleri merak ediyorsunuz? Buna göre bir ülke seçiyorum. Daha sonra uzun bir süreç başlıyor. Çünkü o ülkeyi doğru bir şekilde anlatmak benim asıl hedefim. Hikayesi olan ve kendimi o hikayede yer bulabildiğim ülkeler aslında benim rotamı belirliyor. Buna göre ülkeleri seçiyorum. Video yapım sürecine gelirsek aslında bu çok uzun bir süreç. Çünkü doğru bilgilere erişmek, bunları sizlere aktarmak biraz zamanımı alıyor ve gerçekten de emin olduğum şeyleri sizlere anlatmayı tercih ediyorum. Bunun için çok fazla içerik tüketiyorum. O ülkelerde yaşayan insanlarla iletişime geçip bilgi aldığım da çok oluyor. Araştırma süreci açıkçası en az 3 haftamı alıyor. Kurguya gelirsek ilk önce çekimini yapıyorum. Daha sonra kurgu süreci başlıyor. Bu süreçte bir 2 hafta falan sürüyor. Neden düzensiz aralıklarla video atıyorsun ve çok sık içerik üretmiyorsun? Ya sonuç olarak ben vlog videosu çekmiyorum. Eğer vlog çekiyor olsaydım muhtemelen daha sık videolar paylaşırdım. Ama daha çok doğruluğu ve geçerliliği evrensel olan bilgileri toplayıp bunları öğrenip sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. Ben buradayım burada. Benim için önemli olan kısa sürede videolar paylaşmak değil, niteliği değerli olan videoları sizlere ulaştırmak. Videolarında neden bu kadar hızlı konuşuyorsun? Aslında videolarımda çok hızlı konuşmuyorum. Kendimi de frenlemeye çalışıyorum. Günlük hayatta nasıl konuşuyorsam öyle konuşmaya çalışıyorum. Bugüne kadar yaparken en çok zorlandığım video hangisiydi? Kesinlikle Sibirya'da çektiğimiz Yakus videosuydu. Gerçekten çok zorlu bir videoydu. Hayatımda hiç bu kadar üşümemiştim ve ne kadar sıkı giyinirsek giyinelim o soğuğu iliklerimize kadar hissediyorduk. Yakutistan'da soğuk ısırması yaşadım. Parmaklarında kalıcı bir hasar oldu mu? Gerçekten zor bir süreçten geçtik orada. Parmaklarım tamamen donmuştu, uçları beyazlamıştı. Az önce çok fazla dışarıda kaldık ve hani ellerim tekrardan beyazlaşmaya başladı ve aynı elim oldu. O yüzden çok fazla acı hissediyorum. Çok acıyor. Biraz ısınmaya çalışıyorum parmaklarım. Gerçekten uçları sertleşti. Hiç hissetmiyorum. Bolle. Thank you so much. Ve bunun iyileşmesi 2 haftaya kadar sürdü. Kalıcı hasar bıraktı mı bilmiyorum ama orada yaşayan Maria bana eğer bir daha bu kadar soğuk bir yere gidersen tekrardan soğuk ısırması geçirebilirsin ve ilk önce parmak uçların üşüyecek dedi. Fakat bunu deneyimleme fırsatım daha henüz olmadı. Video yaptığında gelen yorumları okuyor musun? Aslında videoyu paylaştığımda ilk 3-4 gün yorumları devamlı okumaya çalışıyorum. Çünkü merak ediyorum neler söylenmiş. Ya da bazen şey oluyor, o ülkede yaşayan insanlar o videoya yorumlar yazmış oluyor. Onlar da benim için çok değerli. Sorusunu sormak basit ama cevabı kolay olmayabilir. Sümeyra Çenet kimdir? Soru zor ama ben de kısa bir cevap vereceğim. Ben de hala kendimi tanımaya çalışıyorum. Çocukken ne olmak istiyordun? Çocukken büyüyünce İngilizce öğretmeni olmak istiyordum. Çünkü eğer İngilizce dilini öğrenirsem dünyayı daha rahat tanıyabilirim diye. İnsanlarla etkileşime girmeyi o zaman da çok istiyordum. Sürekli böyle kırmızı bir atlas vardı bizim evde. Ona çok fazla bakıyordum. Ama tabii ki de zaman beni çok başka bir yere götürdü. Ruhi Çenet gibi bir abinin olması nasıl bir Öncelikle benim için çok avantajlı bir durum tabii ki de. Bunu kabul ediyorum. Hep sağ omzumda bir melek var gibi. Yani başım sıkışına direkt onunla çözebiliyorum. Düşüncelerim bunlar. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Çok sıkı dostluklarım var ve boş vakitlerimde onlarla aktif olarak birçok etkinlik yapıyoruz. Bazen yurt dışı gezilerine çıkıyoruz. Bazen sadece sohbet ediyoruz. Sağ olsunlar beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Şu ana kadar gittiğin ülkelerden en çok sevdiğin hangisiydi? En çok sevdiğim Japonya oldu. Japonya gerçekten de yaşamak istediğim bir ülke oldu benim. En çok sevme nedenlerimden biri bizden tamamen farklı bir kültürde yaşamaları ve benim daha farklı şeyleri deneyimleyebileceğim bir yer olması. Yani sokağa çıktığınızda bile o farklılığı çok net hissedebiliyorsunuz. Şimdi gitmeyi en çok istediğin ülke? En çok gitmek istediğim ülke sanırım Küba.
Çünkü birazcık geçmişte yaşayan bir ülke ve bu zaman diliminden çıkmadan önce orayı mutlaka görmek istiyorum. Deneyimlemek istiyorum açıkçası. Japonya'yı sevdiğini söyledin. Şu anda da Kore'desin. Gittiğin ülkelerin yemeklerini tatmayı seviyor musun? Ya biraz zor oluyor çünkü damak tatları bizden çok farklı. Ama genel olarak deniz ürünlerini seviyorsanız bence Japon yemeklerini de sevebilirsiniz. Ben su ürünlerini seviyorum açıkçası. O yüzden Japonya'da çok fazla zorlanmamıştım. Ama Kore'deki yemekler bir tık daha farklı bence. Benim damak tadıma çok fazla uygun değil. Ama gene de deneyimlemeye çalışıyorum. Bu kötüydü, çok kötüydü. Mesela Yakut'ta ren geyikli hamburger yemiştim. Onlarda ren geyiği eti çok meşhur. Şimdi burada çok meşhur bir restorana geldik. Burada bir hamburger yiyeceğiz ama bu normal bir hamburger değil. İçindeki et ren geyiği eti. Tadı biraz inek etine benziyor ama ondan daha yağsız. Gayet güzel. Güney Afrika'da timsah eti yemiştim. Burada ise ahtapot deneyimledim. İspanya'da salyangoz çok fazla tüketiyorlar açıkçası. Ama ben onu deneyimlemek istemedim yani. Deneyimleyemedim. Benim için çok zor bir şeydi. O yüzden pas geçmiştim. Şimdi böyle bir şey aldık. İsmi ne bilmiyorum ama tadına bakacağız. Güzelmiş bu da. Ama hiçbir ülkenin mutfağı benim için özellikle bizim ülkemizin mutfağının yerini tutmuyor. Şimdi hızlı cevaplar istiyorum. En sevdiğin film? Yüzüklerin Efendisi serisi. En sevdiğin renk? Kırmızı. Şehir hayatı mı, köy hayatı? Şehir hayatı. En sevmediğin ülke? Çok cevaplamak istemiyorum. Akşam yemeğinde ne yemek istersin? Köfte ya da içli köfte. Yaz mı, kış mı? Yaz. Her şey dahil otel konsepti mi yoksa kültür gezisi mi? Kültür gezisi. Peki nereye? Florence, İtalya. Ya vizen yoksa? Vizen yoksa vizesiz bir ülke seçerim. Büyük ihtimalle Balkanlar. Orada neresi? Sırbistan. Anneci misin, babacı mısın? Bu soruya cevap veremem. Uçaktasın, pencere kenarında mı oturmak istersin, koridor mu? Pencere kenarı. Uçağa binmek mi, hızlı tren mi? Uçağa binmek. Evcil hayvanın var mı? Yok. Besleyecek olsan? Köpek. Besler miydin? Şu an beslemezdim çünkü çok fazla seyahate gittiğim için çok zor bir durum. İstanbul Avrupa yakası mı, Anadolu yakası mı? Anadolu'da yaşar, Avrupa'da gezerim. Konsol oyunları oynuyor musun? Çok fazla oynamıyorum. Arada PlayStation oynuyorum. Onda da Mortal Kombat'ta iyi sayılırım. Zaman makinesiyle geçmişe gitsen hangi güne gidersin? Dün. Neden? Çünkü doğum günümü ikinci kez yaşamış olurdum. Peki gelecekte? Bir sene sonra dün. Yine aynı şekilde. Bir gün YouTube kapanırsa veya biterse ne yaparsın? Bir gün YouTube kapanırsa muhtemelen farklı bir sosyal medya platformu açılmıştır. Ve ben tekrardan içerik üretmeye devam ederim diye düşünüyorum. Son soru, uçağa yetişmemiz gerekiyor. Mesajın nedir? İki bacaklı yürüyen ve çürüyen bir insan olmamak için konforunuzdan derhal çıkın ve kendinizi keşfetmekten asla vazgeçmeyin. Videoyu şimdilik kapatıyorum ama benim hakkında daha fazla şey merak ediyorsanız Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Sümeyra Cennet olarak ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Ben Sümeyra Cennet. Kalsam bir daha.